10.000'e yakın imzamız var. Noterde tasdiklenip şu an ilgili yerlere bildiriliyor zaten. Peki bu sadece vatandaştan da tepki var değil mi? Sadece şeyden değil, esnaftan değil. Zaten esnafların ortamı %99'unun imzasını topladık. Ayrıyetten vatandaşlar, bina sahipleri, diğer 3 tane pazarın taşınması söz konusu, mahalle muhtarları dahil olmak üzere herkesin bizde imzası mevcut şu an. Şey muhalifi, aracı muhalifi. Hamidiye, hepsi imza toplandı. Hiç kimse istemiyor. Yani mesafenin uzaması vatandaşı da mağdur etmiyor mu sizce? Evet, ediyor. Vatandaşı mağdur ediyor. Bir de açtığı pazara bak. Atatürk Mahallesi. Beton yol. Buraya minnet arabayla giden. Kardeşim bir de burada altyapı mevcut vardı değil mi zaten? Mevcut olan altyapı müsaitti. Burada mı pazar yerinden mi? Ya nispeten mevcuttu değil mi? Vardı, altyapı. vardı. Peki bu yeni gidecek olan yerdeki altyapı sizce müsait mi? Değil, orası zaten karayoluna ait bir yer. Zaten bizim tepkimiz de burada. Yani biz geçici mi orası sizce? Tabii ki geçici. Hayır, devamlı. Geçici. Yok yani devamlı diyor ama orası işin gelişinde. Orası altyapı olarak da orası karayoluna ait bir yer. Tabii Mesafeyi bozmayalım. Karayollara ait değil. Burası bizim 30 yıllık pazarımız. Yarın karayolu size oradan kalktıysa ne yapacaksınız? Abi ne yapacağız? Esnafın kilidi kilitlenecek. Esnaf nereye desen git diyecekler. Yani biz onun birincideyiz. Bahane gösterdikleri sebeplerden bir tanesi de yol sorunu, trafik sorunu. Bu konuda şöyle bir durum var. Sen ikinci Dolmuşatlı güzergahından Kaledere Caddesi'nde okulun orayı tek şeride düşürüyorsun. Niksel Caddesi'ni daraltıyorsun yolları. Trafiği pazar kurulan yere veriyorsun. Ondan sonra diyorsun pazar yerini kaldırmıyor. Yok araba çoğaldı. Yok trafik çok yoğun. Peki trafik çok yoğun, araba kaldırmıyor. Niye her caddeyi, her yolu belediye otopark haline getirdi? Niye sıkıştırdı komple? Bizim günahımız ne bu durumda? O tekrar çift şeride dön dersinler ikinci Dolmuş güzergahını. Niye sadece siz genişletsinler. Bak trafik nasıl sorun çözülüyor. Doğru mu arkadaşlar? Yani siz de mevcut alanınız tahminen kaç dönüm sizce? Şu andaki kullandığınız alan? Vallahi 7-8 dönüm var. Peki gideceğiniz alan kaç dönüm? Gideceğiniz alan? Vallahi şu andaki mevcut yerde 150-200 pazarcı varsa gideceğimiz yere 50 tane pazarcı sığmıyor. Peki bu diğer artan pazarcılar ne olacak? Hiç bilmiyoruz ki. Öyle değil. Bir şey söylemiyorlar. Yani her yağmur yağdığında 2-3 tane kepçe bekliyor. Aynen. Köprüler tıkanmasın diye. Gelen ağaçları itiklemek için. Peki bu esnaf ne yapacak orada? Herkesin 15-20 liralık malı var tezgahında. Peki oraya bir sel olursa o halk ne yapacak orada alışveriş yaparken? Peki size soruldu mu oraya taşınırken? Sizden hayır, hiç kimsenin bir fikri alınmadı. Hayır. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi mevcut yerlerimizde binalar soğuk havalarda falan rüzgarı, işte doğal şeyleri koruyor. En azından bir şemsiyemiz ayakta durabiliyor, çadırımız ayakta durabiliyor. Başkanımıza geldi. Gideceğimiz yerde öyle bir durum da yok. Denizden gelen rüzgar olduğu gibi bizi perişan edecek, ne şemsiyemiz kalacak, malımız kötü olacak. Hiçbir şekilde muhafaza edemeyeceğiz. Abi, aynen. Arkadaşlar bir dakika. Beklemeyin, mesafeyi ayarlayalım. Sesli dolmuşlardan ayarlayın. Lütfen canlı yayınlayın, biraz sesli olursak seviniriz. Buyurun. Üç, aşağı yukarı bu işin maaşı 3,5 aydır devam ediyor. Bizim belediye başkanımızla görüştüğümüz pazar yerinden alakalı yaptığımız görüşmede biz dedik ki sayın belediye başkanım, bu esnafları yani olmuş olduğu yerden 30 senelik geleneğinden başka bir tarafa götürdüğümüzde daha düzgün bir yer, hijyenik şartları daha müsait olan yani çevre illerimizde olan, gezip bakalım çevre illerimizdeki pazar yerlerine, daha düzgün pazar yeri yapalım. Bu arkadaşları biz buraya razı eder götürürüz. Yalnız bize ikinci bir mesele, burası sel bölgesi. Hiç kimse bize burada sel olmaz ya da bir doğal afet olmaz diye bir garanti veremez. Üçüncüsü de buranın pazar yerine hitap edeceğini düşünmüyorum. Dördüncü ve en önemlisi madde, bir Bayramca pazarı, bir Kireç Fırını pazarı, bir Ünye'nin kültürü, Ünye'nin değeri olan Çarşamba Pazarı'nın hepsinin bir anda kaldırılmasına biz bir anlam veremiyoruz. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. İnşallah yanlıştan dönülür. Dönülmese de bu halk çok büyük bir şekilde kilitlenecek. Yani o bizim özel konumuz, aşmayacağız zaten. Biz pazarcılar olarak aşmayacağız. O net görüşümüz ve sonucumuz var. Ben bunu da söylüyorum. Başla. Hepinize iyi günler beyler. Bugün burada ekmek mücadelesi için toplandık. Ben yaklaşık 8-9 yıldır bu ekmek mücadelesine eden biriyim. Kapalı pazarda dükkanlar yıkıldı. Abdurrahman Kılıç rant peşine koştu. Vatandaşı soyup soğuttular minibüs garajındaki yolsuzluklarda. Ben
37 kişinin ıslak imzasıyla Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, İçişleri Bakanlığı'na dava açtım. Ordu valine görev verdiler. Ordu valini de Ünye Kaymakamlığı'na yönlendirdi. Bu 37 kişi ıslak imzayla hem Ünye Kaymakamlığı'nda hem de Asayiş Şube'de ifade verdiler. Ve daha sonra Ünye Kaymakamı'nın gönderdiği bir yazı var, hal elimde sabit. Ünye Belediyesi'nin herhangi bir yolsuzluğu yoktur, dava açmaya gerek yoktur diye böyle bir kağıt geldi, davayı öldürdü. Tekrar ikinci bir kez ben bu dosyaları, yolsuzluk belgelerini topladım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Irmak'taki yıkılan köprüye geldiği zaman bizzat Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın, Başkanı'nın eline verdim. Ve ondan sonra bazı ipler çekildi. Herkes bunu bilsin. Ahmet Şamyar, Abdurrahman Kılıç, Erhan Erem bu memlekete en büyük zarar veren insanlardır. Bunların sayesinde Ahmet Şamyar'ın yolsuzluğu, eski parayla 67 trilyon 800 küsür milyar buraya, bu ünye verdiği zarar. Artısını söyleyeyim. Şu anda pazarcı esnafın ekmeğiyle oynanıyor. Pazarcı esnafı demek en alt tabaka gariban esnaftır. Pazar pazar koşacak. Sabah 5'te kalkacak, 4'te kalkacak. Halden malını alacak, pazara gidecek. Yağmur yağış demeden çellet çuna ekmek getirecek. Bu insanların ekmeğiyle oynamak yazıktır. Sayın Hüseyin Tavlı, önce Ahmet Arpacıoğlu adliyenin arkasında ön dönüm yer istinkak etmiştir. Bu pazarcı, pazarcıya kapalı pazar yapmak için. Altı minibüs garajı, üstü pazarcı esnafının da ne olduğu yer. Niye ırmak kenarında bu millet tuvalete nereye gidecek? Suyu nereden içecek? Karayollarının üzerine pazar yeri kurulmaz. Önce pazar yerini yaparsın, düzenlersin, vatandaşa da dersin ki gel kardeşim pazarcı esnafı buraya. Ben buraya pazar yeri yaptım. Herkese tek tek çekilsin yaparsın. Kimse de sana karşı çıkmaz. Sonra pazar yeriyle ikinci bir sus. Pazar yeri dernek başkanları, belediye başkanı meclis kararıyla alınır. Ünye Kaymakamlığı'nın bir yaz su geldi geçen çarşamba günü. Hepinizin eline geldi mi? İşte pazar yeri filanca yere taşınmıştır. Ben bütün esnaf arkadaşıma sesleniyorum. Bu çarşamba Irmak Caddesi'ne gönderilen Allah kulu pazar açmasın. Ben açmıyorum kendi adıma. Aç duracağım. Ben iki tane çocuğum var. İki tane de kimsesiz yurda ölecek yetim aldım bakıyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Köpek gibi de çalışıyorum gece gündüz demeden. Köy her sabah saat 4'te kalkıyorum, hale gidiyorum. Ve akşam saat 9-10'a kadar da köylerde, mahallelerde satış yap ve ekmek getirmeye çalışıyorum. Benden uğraşacağını, rantçılarla uğraşsınlar. Bu kadar millete yazık değil mi? Herkes ekmek parası peşinde, herkes aklına başlasın, dengeli, adaletli olsun. Bunu da bütün kamuoyuna duyuruyorum. Sayın Belediye Başkanı, Sayın Kaymakam, Sayın Dernek Başkanları bu halkın bu çaresine sahip olsun. Teşekkür ederim.